Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tolga. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Uzun zamandan sonra evet, herkes huzurlu mutlu uyandı. Dün biraz küfür etsek de yayında biraz boş yapsak da. Mutluyuz hepimiz, olsun. Oyunun yakında soft lansman olarak sürüleceği söylendi, biliyorsunuz. Dün zaten yayında canlı canlı dinledik, yayın açtım ben size. Bu görmeyenler arkadaşlar için yayın özeti olacak ve VPN ile nasıl girmeniz gerektiğini falan anlatacağım sizlere. Ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoya like atıyoruz. Videonun önerilmesini sağlıyoruz ve yeni yeni arkadaşlara, dostlara ediniyoruz. Abone oluyoruz, abone değilsek de. En önemli şeyler bunlar benim için arkadaşlar, biliyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim, daha oyun açılmadı. Hani yalan bilgilerle kafanızı kirletmeyin boşuna. Zaten oyun çıkar çıkmaz ben size yine video atacağım. Bunun bilgilendirmesini de yapayım buradan. Yok oyun gece çıkacak, yok bilmem ne başlayacak, yok soft lansman geldi falan filan diyenlere inanmayın tekrardan. Teşekkür ederim. Videoya geçebiliriz arkadaşlar. Evet, dünkü yayında adamlar bayağı konuştu. 1 saatlik yayında nereden baksanız Apex Legends Mobile ile alakalı hani 3 dakikalık falan bir şeyler söylediler. 3 dakikalık bile söylememiş olabilirler, yani o kadar şey yapmadılar, ama şunu belirttiler. Oyunun PC sürümünden daha fazla maliyet getireceğini belirttiler ve daha fazla baktıklarını belirttiler. Minimum kapasiteye daha çok indireceklerini belirttiler. Bu şu demek oluyor. Ciddi anlamda hani PUBG gibi olacak ama optimizasyonda gram sorun olmayacak. Adamla karşılaştığınızda PUBG'de normalde kasıyordu. Adam olduğunu anlıyordunuz çevresinde gezdiğinizde. Bunda olmayacak. Optimizasyon sorunları çıkarmayacağını belirttiler. Neden? Çünkü harita küçük ve 100 kişi değil 60 kişilik bir savaş alanı olacak. 60 kişilik olduğu için bunun optimizasyonunu yapmak daha kolay. Yani o yüzden sıkıntı yaşamayacaksınız. Düşük cihazlarda bile öyle fazla kasmalar, sorunlar yaşamayacaksınız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Oyunun çıkma tarihi Şubat 4 gibi olması planlanıyor. Hem konsolda çıkacakmış. Her tarafta o da konuşuluyor. Tam PC sürümünün yıl dönümünde çıkarmayı planlıyorlar. Soft lansmanı da bu şekilde açacaklar ve İlk başta belirli ülkelere açacaklar. Dün çok fazla giremedim bu konuya. Şimdi gireceğim, anlatacağım sizlere bunu. Yani nasıl olacağını ve iOS da geliyor. Bunu da biliyorsunuz. Dün resmi olarak bunun da açıklamasını aldık. Evet, ekrana verdiğim hayvan gibi büyüttüğüm ülkeler Arjantin, Kolombiya, Meksika, Peru, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda'da tüm efsanelere sesleniyorum. Apex Legends Mobile için yumuşak lansman geliyor. Soft lansman geliyor. Ön kayıt için Play Store'dan kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü oyuna bir güncelleme getirecekler. Oyuna güncelleme geldiğinde VPN kullanarak bu ülkelerden bir tanesine gireceğiz. Sakın ve kesinlikle Araplardan gelen şeylere tıklamayın ve Arapların gönderdiği linkleri oyunu açmak için kullanmayın. Dün geldi, kurmaya çalıştı bir sürü arkadaş. Hani telefonunuza virüs girebilir, bunu da söyleyeyim. Oyun Asya tarafında açılmadan hiçbir ülkede açılmaz arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Bu oyunun pazarı Asya'dır. Sonra globale çıkarırlar. Asya piyasasında oyun çıkmadan oyun Araplar tarafından veya başka insanlar tarafından çıkarılmaz. Bunu teyit ettik. Söylüyoruz. Yani benim umurumda değil. İsterseniz basın. Telefonunuza virüs girer. Ondan sonra vay efendim işte niye böyle oldu bilmem ne falan filan. Ben demedim. Ben böyle videolar paylaşmıyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden tekrardan bunu hatırlatmayı unutmayalım. Like atıp abone oluyoruz. Neyse, gelelim şimdi tekrardan konuya. VPN'i indiriyoruz. Shuttle VPN'i indirin. Yine o şeyde bahsettiğim gibi, Hyperfront'ta söylediğim gibi. En kolay oradan bağlanabiliyorsunuz ve bütün şeyler ücretsiz zaten. Bütün sunucular ücretsiz. Boşu boşuna para harcayıp hani zaten oyunu, gelmiş oyunun şeyine para vermeyin. Shuttle VPN'den Endonezya'ya veya Singapur'a bağlanabilirsiniz. Ben bütün sunucuları deneyeceğim sizin için. En az MS Meksika sunucusunda diyebiliyorum. Çünkü Umut diye bir arkadaşım var sunucuda. O oynamıştı. Ben 150 MS aldım demişti. TR'de normalde 10 MS falan alıyormuş. TR sunucusunda oynadığında diğer oyunlara. Yani sizin en az MS oynamanızı sağlayacağız soft lansmanda bile arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi nasıl yapmanız gerektiğini söylüyorum. Normalde oyuna güncelleme geldiğinde VPN'i açıyorsunuz. Oradan birinden
sunuculardan birine bağlanıyorsunuz. Endonezya, Filipinler, Malezya. Hangisinden bağlanırsanız bağlanın. Onlara güncelleme gelmiş olacak oyuna. Oradan oyunu güncelleyeceksiniz ve oyuna giriş yapacaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ekstradan oyunu tekrar indirmenize gerek yok. Ekstradan oyunu tekrar silmenize gerek yok. Silmeyin. Çünkü oyun içine güncelleme gelecek. Rahat rahat girip oynayabileceksiniz. Yani öyle ekstradan böyle şey yapmanıza gerek yok yani. Yok oyunu sileyim, yok oradan indireyim bilmem ne falan filan. Bunlara gerek yok. Bu kadar basit. Hani çözümü sade. Sıkıntı değil yani o yüzden. Ben bunu da hani Discord'dan filan paylaşacağım. iOS'a da Avrupa'ya açıldığında açacaklar muhtemelen. Şimdi elimizde neler vardı? 4 Şubat veya bu hafta oyun çıkıyor kesin olarak. SoftNaspan sıra sıra ülkelerde açacaklar. Bunu da okeyledik. Mobil versiyondan PC sürümünden daha fazla gelir elde edeceklerini söylediler ve bu da iyi yönden baktık. Oyuna gerçekten bakacaklar ve oyunu gerçekten optimize edeceklerini anladığımızı söyledik. Elimizde pek fazla bir şey kalmadı şu an. Yani her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. VPN'le gireceğiz. Rahat rahat oynayacağız. Artık ne kadar rahat oluruz OMS'de bilmiyorum ama oyunu gerçekten oynamak isteyenler OMS'de de oynayacağını düşünüyorum. Zaten sıra sıra açacakları için bu ülkelerin hepsini aynı anda açacaklar. Yani bu ülkelerden sonra direkt Avrupa'ya açarlar. 2 hafta sonra filan da Avrupa ile iOS oynamaya başlar ve açık beta şeklinde tam sürüme doğru ilerlerler. Evet, şimdi gelelim buraya kadar izleyenleri görelim bakalım. Beni buraya kadar takip edenler için teşekkür ederim. 2K olmak üzereyiz. Gerçekten güzel bir insanlarla tanıştım. Ciddi anlamda sevdim yani. Discord'dan sürekli muhabbet ediyoruz. Gırgır şamata yapıyoruz zaten. Yani ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çünkü eğer ben büyüyebiliyorsam sizin sayenizde büyüyorum ve bunun da farkındayım. Diğer insanlar gibi olmayacağım hiçbir zaman. 100K'da olsam, 1 milyonda olsam yine gelip orada küçük kardeşlerimle gırgır şamatamı yapacağım. Büyüklerle de normal oturup muhabbet edeceğim. Sıkıntı değil yani benim için. Evet, ben sözümü unutmadım. Dediğim gibi 5 tane savaş bileti çekilişini yapacağım oyun çıktığında. Avrupa'ya açıldığında yapacağım ama. Ve 1v1 turnuvasını yapacağım. O yüzden Discord'a gelmeniz önemli. Bunu bilerek sonlarda söylüyorum. Hani gelip sadece çekiliş için abi seni çok seviyorum diyenleri çok gördüm. Diğer oyunlarda Wild Rift'te çok gördüm. O yüzden bunu artık başta değil de sonda söylemeye, gerçekten beni izleyenlere, gerçekten beni sevenlere yapmaya karar verdim. Şimdilik bu kadar diyelim o zaman arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Evet, dediğim gibi Discord'a gelip tekrardan muhabbet edebiliriz. Sormak istediğiniz bir şey varsa tekrardan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar.